Çiçek, Salih Buday, Leyla Aksa, Mehmet Yasin Kalkan, Müzayip Karakuş arkadaşlarımız başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklar, basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Çok sevgili belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz aramızda. Bu kayyum rejimine karşı, bu kayyum zihniyetine karşı işte buradayız, bir aradayız. Kayyumları da bu rejimi de kabul etmiyoruz. Bu çatı altında yan yana gelerek bize dayatılan bu rejime karşı aslında ne denli güçlü olduğumuzu bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Evet, adalet arıyoruz. Evet, demokrasiyi arıyoruz. Hep birlikte bunu mutlaka başaracağız. Tam 17 yıl boyunca iktidarda kaldıktan sonra 31 Mart seçimlerinde İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Amed'i, Van'ı, Mardin'i kaybeden Erdoğan rejiminin elinde bir tek şiddet kalmıştır. Kayyum şiddettir. Bu şiddete karşı mücadele de bizim boynumuzun borcudur. Siyaset üretemeyen bu iktidar şiddet üretmeye devam ediyor. Zulmünü yaymaya, yaygın bir siyaset anlayışı olarak dayatmaya devam ediyor. 31 Mart seçimlerinde ortaya koymuş olduğumuz bu stratejik hamle aslında toplumun umutsuzluğuna, seçeneksiz bırakılmasına karşı atılmış güçlü bir adımdı. 31 Mart seçimlerinden ders çıkarması gereken bu iktidar, bırakın ders çıkarmayı, faşizmi kurumsallaştırma yönünde bu yolda bir adım attı. Evet, 19 Ağustos'ta siyasi darbe gerçekleştirdi. Ahmet, Mardin ve Van'a kayyum atayarak, Kürt halkının iradesini yok sayarak, 4 milyon insanın iradesini yok sayarak 3 büyük şehrimize kayyum atadılar. Sandığa tahammülü kalmamış bir iktidar var karşımızda. İstanbul'da biliyorsunuz daha önce 2 Mayıs'ta İstanbul'a kayyum atamışlardı. İstanbul'da aldığı ağır seçim yenilgisinin acısını şimdi kalkmış partimizden çıkarmaya çalışıyor. Ve kayyumlarla her türlü şiddet, saldırı, tehditle partimize yönelik bu saldırısıyla bunun acısını çıkarma peşinde. Biz de diyoruz ki bu kayyum rejimi faşizmdir. O yüzden de tüm topluma çağrı yapıyoruz. Kayyum sadece Amed'e, Van'a, Mardin'e atanmadı. Kayyum bütün Türkiye'ye atandı. Evet, bütün seçmenlerin iradesini yok sayan bir adımdır bu. Kayyum rejimi demokrasinin en temel adımını, sandık hakkını yok sayan bir anlayıştır. Televizyonlara bakıyorsunuz, açıyorsunuz. Sabah akşam adeta bir yalan çukuruna dönüşmüş olan televizyonlarda sabah akşam HDP'yi konuşuyorlar. Bir dedikodu programı gibi. HDP'siz HDP'yi konuşuyorlar. Tabii kayyumları da konuşuyorlar. Bu meşru olmayan kayyum rejimini
akılları sıra meşrulaştırmaya, buna bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Kayyumlar çalışıyor, hizmet üretiyor. Çalışmıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar. Belgeleriyle ortaya koyduk. Bu konuda rekor Mardin'de. Mardin'in eline kimse su dökemez. Çalma konusunda inanılmaz bir performans. Ama diğerlerinin de hatırı sayılır. Kayyum rejimi bir hırsızlık rejimi, bir talan rejimi. Bütün belgeleriyle ortaya koyduk. Kanıtladık. Bununla ilgili hiçbir soruşturma söz konusu olmadı. 2016 yılından 31 Mart'a kadar yapılmış olan yolsuzluklar, hırsızlıklar, talan, her türlü ekonomik şiddet bütün çıplaklığıyla ortada. Trilyonlarca borç, inanılmaz boyutta bir yolsuzluk ve bütün bu belgeler ortadayken bunlara soruşturma açmak yerine yeniden adeta Türkiye toplumuyla, halkımızla alay edercesine üç büyük kentimize kayyum atadılar. Mardin'e aynı kayyum atadılar. Biz de soruyoruz. O kayyuma da soruyoruz. Onu atayana da soruyoruz. Hediyeler nerede? Ne oldu bu hediyeler? Bunun hesabı nerede? Bunun hesabını vermekten arz içine düşmüş, bunun hesabını vermekten kaçanlar aslında bu yolsuzluğun ortağıdırlar. Bu yolsuzluğun bir parçasıdırlar. Bununla da yetinmediler. İşte biraz önce KUP Belediye eş başkanlarımıza buradan sevgilerimizi yolladık. Bir oldu bittiye getirerek yine bir komployla KULP'a da kayyum atadılar. Arkadaşlarımızı tutukladılar. Karayazı'ya kayyum atadılar. Kayyumsuz yönetemiyorlar çünkü. Artık yönetememe halleri bu acize düştükleri durumun karşılığı aslında kayyum rejimidir. Kayyum rejimine karşı direnişimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin her yerinde. Kayyumlar gidene kadar, arkadaşlarımız görevlerine dönene kadar bu mücadeleyi büyüteceğiz, direnişimizi sürdüreceğiz. Bu bizim meşru hakkımızdır. Bu demokratik hakkımızdır. Bu demokratik hakkımızı da demokratik bir mücadeleyle sonuna kadar sürdürmek kararlılığındayız. Evet, bu bir emek mücadelesidir. Bu bir kadın mücadelesidir. Bu bir hak mücadelesidir. Bakın diyorlar ki, kayyumları atarken bunlarda eş başkanlık sistemi var diyorlar. İyi, ne güzel. Sen de öğren, sen de yap. Bu en önemli kazanımlardan biridir. Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Bunu anlamaktan aciz olanlar, kadına düşman olanlar, kadını siyasi yaşamda, çalışma hayatında, sosyal yaşamda görmek istemeyenler eş başkanlığı adeta bir suçmuş gibi topluma anlatıyorlar. Eş başkanlık sistemi mor çizgimizdir. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ey gazeteciler, siz aczin fotoğrafını çekebilir misiniz? Çektiniz. Bu kayyum vakalarını örtbas etmek için anneleri, evet, anneleri kullanan bu iktidar HDP il binamızın önüne anneleri gönderdiler. Ve orada tarihin en büyük aczin fotoğrafını çektiniz. O kayyumları atayan sözde İçişleri Bakanı HDP il binasının önüne geldi. Siyasetten tükenmiş olan hallerinin fotoğrafını aslında hepinize verdi. Tarihe bu not böyle geçti. Yönetemiyorlar, hiçbir sorunu çözemiyorlar. Bu kayyumcu zihniyet, savaştan beslenen bu zihniyet anneleri adeta kendi siyasi emelleri uğruna kullanma peşindeler. Evet, buradan bütün annelere çağrı yapıyoruz. Evet, bütün annelere. Bugün Diyarbakır il binasının önünde oturan annelere de, oraya ulaşamayan annelere de, cumartesi annelerine de, barış annelerine de, harbi annelerine de, sizi meclise bekliyoruz. 8'indeki grup toplantımıza, şehit anneleri de dahil olmak üzere bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Çözümün adresi meclistir. Madem bu iktidar
Bu savaş politikalarından vazgeçmiyor. Madem bu iktidar size savaşı dayatmaya devam ediyor, o zaman biz de annelerimizle birlikte bu meclis çatısı altında barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Madem acılarımız ortak, o zaman mutlaka ama mutlaka ortak çözümü de birlikte üreteceğiz. Bu kayyumcu zihniyete karşı, bu faşist zihniyete karşı hep birlikte bu barışı inşa edeceğiz. Evet, kayyum rejimi adaletsizliktir, adaletsizlik üretir. Kendisine bir hukuk lazım. O hukuku da bulmuş. Tecrit hukuku. Evet, kayyum rejiminin hukuku tecrit hukukudur. Tam 4,5 yıldır bu ülkeye mutlak tecriti dayattılar. 21 yıldır bu ülkede tecrit var. Tecrit hukuku yaygınlaştı, her yeri kapladı. Artık hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Artık anayasal bir devletten bahsetmek mümkün değil. Bir tecrit hukuku aslında hukuk sistemini çürüttü, öldürdü. Tecrit hukuku sadece Sayın Öcalan'a uygulanan bir hukukla sınırlı kalmadı. En başından beri söyledik. Bu hukuk devam ettiği sürece, bu tecrit devam ettiği sürece Türkiye'de adalet adına bir şey yapmanız mümkün değil dedik. Haklı çıktık. 4,5 yıl boyunca tecritin, mutlak tecritin uygulandığı döneme baktığınızda adaletsizliğe adaletsizlik eklendi. Hukuksuzluğa hukuksuzluk eklendi. Hukukun yolunu gösterdik. Adaletin yolunu gösterdik. Bunun barıştan geçtiğini söyledik. Bunun çözümden geçtiğini söyledik. Bunun muhatabını işaret ettik. Demokratik siyasete düşen masayı var etmektir dedik. Ama masanın muhataplarını yok sayarak bir demokratik çözüm üretemezsiniz. Üretmediğiniz sürece savaş politikalarına mahkum kalırsınız. İşte o da o büyük adaletsizliği var eder, yaratır. Gelin bir adalet mücadelesi, barış mücadelesi adına, bu demokratik çözüm adına adım atalım dedikçe ülkeye savaşı dayattılar, ülkeye tecriti dayattılar. Bakın 200 günlük açlık grevi sonunda sevgili Leyla Güven'in başlatmış olduğu ve bütün siyasi tutsakların katıldığı 200 günlük açlık grevi sonunda İmralı'yla kısmen de olsa görüşmeler gerçekleşti. İmralı'dan ne mesaj geldi? Barış geldi. Bir haftada çözerim dedi. Bu iradeyi kabul etmeyenler, hatta bunu görmezden gelmek isteyenler bir hafta sonra kayyım atadılar. Cevapları kayyım oldu. İşte karşı karşıya olduğumuz zihniyet budur. O yüzden bir an önce tecrit sonlanmalıdır. Türkiye'de barış adına ne yapılacaksa mutlaka o yapılana destek olunmalıdır. Demokratik siyasetin görevi bu olmalıdır, sorumluluğu bu olmalıdır. Bu meclis barışı aramalıdır, bu meclis barışı mutlaka bulmalıdır. Adaletsizlik devam ediyor, tecrit hukuku nelere yol açıyor? Bakın, yine geçtiğimiz hafta sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bir daha tutuklandılar. Hukukçular buna bir anlam veremiyor. Buna dair bir laf edemiyorlar. Yok çünkü. Böyle bir uygulama daha önce olmamış. Hukukta böyle bir teamül de yok. Böyle bir içtihat da yok. Zaten bu dosyadan yargılanıyorlar. Yargılandıkları dosya tekrardan çekiliyor. Kentleri karıştırıyorlar. Aslında Diyarbakır, yok Ankara'ya geliyor dosya, bakıyorlar olmuyor, yeni maddeler uyduruyorlar. Apar topar bizim sevgili arkadaşlarımızı gece yarısı Segbis'le ifadeye zorluyorlar. 3 avukat zorunlu diyorlar, daha fazlası olmaz. Yani bildiğiniz siyasi komplo. Siyasi darbe yetmedi, bir de üzerine siyasi komplo. Ve tutuklandılar bir kez daha. Tutuklu olarak yargılandıkları dosyadan bir kez daha tutuklanmış oldular. Evet, bu pespayeliktir. İşte hukukun içine sürüklendiği, adalet sistemimizin, yargı sistemimizin içine sürüklendiği en açık, en çıplak fotoğraftır. Peki neden tutuklandılar? 6-8 Ekim Kobani olayları.
Bu konuda savunma, dosyada zaten bir şey yok. Hiçbir dosyalarında bir suç yok, delil yok, uydurulmuş şeyler. Bütün fezlekeler öyle. Hatta bu fezlekelerin, hep söyledik, büyük bir kısmını FETÖ'cüler yazmış. Şimdi almışlar o FETÖ'cülerin fezlekeleriyle bizim arkadaşlarımızı yargılıyorlar. Delil yok, suç yok. 6-8 Ekim'de çağrı yapmışız. İşte bundan dolayı bu olaylar olmuş. Hayır, biz çağrıyı DAEŞ'e karşı yaptık. Kobani düşmesin diye yaptık. Bütün uluslararası kamuoyunu, herkesi duyarlı olmaya çağırdık. Çünkü Kobani'nin düşmesi, DAEŞ'in zaferi bütün dünya için, Orta Doğu için, Türkiye için büyük bir riskti. Bu risk dünyada da görüldü. Bugün şimdi DAEŞ'e karşı olanlar o gün çıkıp bize öfkeli çocuk bunlar diyorlardı. İşte onların o öfkeli çocukların neler yapabileceğini bildiğimiz için Kobani'nin düşmemesi gerektiğini dile getirdik. Bu konuda bir duyarlılık çağrısı yaptık. Peki Cumhurbaşkanı ne yaptı? Bizden saatler sonra gitti Antep'te, dedi ki Kobani düştü, düşecek. Kobani neredeyse düşsün diye insanları galyana getirdi. Konuşması bittikten 20 dakika sonra polis Varto'da bir genci öldürdü. Evet. İşin ve ondan sonra kıyamet koptu. O kıyamet son dursun diye yine inisiyatif alan 20 Eylül günü tutuklanan Selahattin Demirtaş'tır. Figen Yüksekdağ'dır. Onu da durduramadılar. Onları da durduran bizim arkadaşlarımızdır. Şimdi çıkmışlar utanmadan arkadaşlarımızı bir daha tutukluyorlar. 6-8 Ekim olayları araştırılsın diye araştırma önergesi verdik. Ne yaptılar? AKP, MHP oylarıyla reddettiler. Bir daha veriyoruz. Bir daha teşhir edeceğiz. Suçlu olduklarını, bu olay üzerinden bize neden saldırdıklarını bir daha teşhir edeceğiz. Evet, yargı bağımsız olmadığı sürece, yargı talimatla çalıştığı sürece bir ülkede adaleti tesis etmek mümkün değil. Dün Cumhurbaşkanı meclis açılış konuşmasında yargı bağımsızlığından bahsediyor. Yargı bağımsız olmalıdır diyor. Ama Cumhurbaşkanı'na da bağlı olacakmış. Onun kuvvetler ayrılığından anladığına bakın. Yargı bağımsızlığı konusunda bunları söyleyen arkadaşlarımız bir daha tutuklandıktan sonra kalktı, dedi ki biz bunları bırakamayız dedi. İşte yargının nasıl talimatla çalıştığının belgesi de böylece kayıtlara geçti. Adaletsizlik bitmiyor. Bakın 8-9 Ekim'de Gezi davası var. Gezi davasının nedenini, büyük bir adaletsizlik göstergesi olduğunu anlamak için iddianameye bakmak gerekiyor. Sevgili Osman Kavala 700 gündür tutuklu. 700 gündür. Hiçbir şey yok. Neyle suçlandığı yok. Doldurulmuş. Yine torba iddianame. Ne bulsalar içine koymuşlar. 15'te tutuksuz sanıkla beraber İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava görülecek. O dava da nedenli büyük bir adaletsizlik olduğunun bir başka göstergesidir. Ama adaletsizlik dün başlamadı. Sevgili arkadaşlarım. Adaletsizlik bu ülkede çok uzun süredir devam ediyor ve her geçen gün adaletsizliğe adaletsizlik ekleniyor. 4 Eylül 1993 DEP milletvekili Sayın Mehmet Sincar katledildi. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Evet, 40 yaşındaydı katledildiğinde. Ve bir adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesi verirken yine işte demokrasiye ve adalete karşı olanlar, bu ülkede diktatöryal bir rejimin sevdasını güdenler Mehmet Sincar'ı katlettiler. Bu davanın tek tutuklu tanığı vardı, Anayasa Mahkemesi. Onca dosya varken, onca işi gücü varken bu tutuklu sanığı tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Bugün bu dava bir daha görülüyor. Biz de diyoruz ki suçluları ödüllendirmeyin. Suçluları yargılayın. Adaleti var etmek istiyorsanız onu mahkeme salonlarına yeniden çağırın.
Yoksa bu ülkede artık adaletten bahsetmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Ama sadece adalet mi? Vicdandan ve ahlaktan da bahsetmek artık mümkün olamayacaktır. Bir an önce bütün geçmişle yüzleşmek gerekiyor. Hakikat komisyonlarının acilen kurulması gerekiyor. Geçmişle yüzleşmediğimiz sürece bugün belki de bu olayları defalarca bir kez daha yaşamak zorunda kalacağız. Evet, adalet arayışından bahsettik. Yargı reformu meclisin gündemine nihayet geldi. Biliyorsunuz Mayıs ayıydı, yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı çıktı, yargı reformu strateji belgesi açıkladı. Anlattı, anlattı, anlattı. Yalandan kim ölmüş? Evet. Sonra bu paket geldi. Pakete baktık, tam bir fiyasko. Pakette siyasetçilere özgürlük yok, evrensel hukuk yok, ifade özgürlüğüne dair bir düzenleme yok. Yargı reformu paketi değil, bir göz boyama paketi. Gerçek anlamda bir yargı reformuna ihtiyacımız var. Bunun nasıl yapılabileceğine yoğunlaşmamız lazım. Meclis bu iradeyi göstermek zorundadır. Bu gelen paketle reform filan söz konusu değil. Bu bir göz boyama. Gerçek anlamda reform yapabilmemiz için HDP'ye kulak vermek gerekir. Evet, bu konuda hazırladığımız strateji belgesini tüm kamuoyuyla paylaştık. Bütün kamuoyuna, herkese gittik, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere gittik ve dedik ki evet, Türkiye'nin bir yargı reformuna ihtiyacı var, bir yol temizliğine ihtiyacı var ve bunu yapabilmek için de terörle mücadele kanunundan başlamamız gerekiyor. Terörle mücadele kanunundan kurtulmadan bu ülkede yargı adına, reform adına atılacak bir adım yok. Öyle bir kanun ki adeta ülkeyi terörize eden bir kanun. Herkes terörist. Yani savcının yorumuna göre yaptığınız her fiilden dolayı terörist adledilebilirsiniz. Yargıçların yorumuna göre terörist adledilebilirsiniz ve onlarca yıl ceza alabilirsiniz. Örnek mi istiyorsunuz? İşte arkadaşlarımızın davası buna örnektir. İşte fezlekeler buna örnektir. O yüzden de ceza kanununun demokratik siyaset, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü değerlerini ihlal eden maddelerinin değiştirilmesi gerekiyor. Ceza kanununun demokratikleştirilmesi gerekiyor. Çekince koyulan Birleşmiş Milletler Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özellik Şartı başta olmak üzere demokrasi, eşitlik ve özgürlükleri geliştirecek olan uluslararası sözleşmelerin tam ve yetkin şekilde kanunlaştırılması bir an önce atılması gereken adımdır. İşte reform böyle yapılır. Reform ancak bu adımların atılmasıyla yapılır. Bizler Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasinin radikalleşmesi ve özgürlüklerin genişletilmesine yarayacak çalışmaların içinde olacağımızı ifade ettik. Bu çalışmaları da meclis çatısı altında etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Evet, adalet yoksa, hukuk devleti yoksa, hukuksuzluk her yeri kaplamışsa, tecrit hukuku her yeri kaplamışsa, iktidar da savaş politikalarında ısrara devam eder, öyle de oluyor. Bu hukuksuzluk ortamında insanlara şiddeti ve savaşı yegane seçenek olarak dayatan bir iktidar anlayışı var. İşte Suriye meselesi tam da buna örnek bir meseledir. Dünkü konuşmasında da Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşuyor ama Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyamıyor. Bir partinin genel başkanı olarak konuşuyor. Suriye meselesini ele aldı. Suriye meselesi üzerine konuştu. Daha önce Birleşmiş Milletler'de de konuştu. Birleşmiş Milletler'de bir harita gösterdi insanlara. Dünyaya bir harita gösterdi. O harita Suriye haritası. Suriye haritasının bir bölümünü çizmiş almış. Suriye haritasının o çizip aldığı bölüm üzerine neler yapacaklarını anlatıyor. Dün de anlatıyor. Cumhurbaşkanı değil, sanki emlak ofisi işletiyor. Yok 140 tane köy yapacakmış. Yok 200 tane ilçe yapacakmış. Yok bina dikecekmiş.
Ve hep birlikte şunu söylüyorlar. Tahammülümüz kalmadı. Bence tahammülü kalmayan müteahhitler. Battıkça müteahhitlere alan açmak üzere Suriye'yi işgal etmeye kalkmış bir devlet var karşımızda. Böyle bir iktidar olabilir mi? Bu kabul edilebilir bir şey midir? Tabii ki kabul edilebilir bir şey değildir. Savaşa karşı çıkmalıyız. Barış istemeliyiz. Evet, Suriyeli mültecilerin sorunlarını da hep birlikte çözmeliyiz. Ama Hafız Esad'ın yaptığı gibi Arap kemeri modelleriyle değil. Suriye'de barışı, demokrasiyi inşa ederek, buna katkı sağlayarak. Bugün Suriye'de barış ve demokrasi konusunda atılacak adımlar dediğimizde aslında Kuzey Suriye önemli bir örnek ortaya koyuyor. Onu görmek, anlamak yerine sürekli olarak Kuzey Suriye'yi tehdit eden, Kuzey Suriye'de ortaya çıkmış olan Suriye demokratik güçlerinin sürece katılmasını engelleyen, onlara rağmen bir anayasayı var etmeye çalışan bir iktidar var. Yani Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, Suriye'ye savaşı dayatmak, bu sayede de içeride iktidarlarını korumak. Biz bu savaş çağrılarını kabul etmiyoruz. Ben buradan meclis başkanına da çağrı yapıyorum. Bu kürsülerde savaş çağrısı yapanlara yer vermeyin. Savaşla, şiddetle arasına mesafe koymayanlara bu kürsülerde yer vermeyin. Cumhurbaşkanı olsa bile. Bu meclis yurtta sulh, cihanda sulh anlayışı üzerine yükselmiş bir meclistir. Bu meclis 1910'ların iddiatçı anlayışına bir reddiyedir. Evet, iddiatçılar bu ülkeyi birinci büyük savaşa sürüklerken, bu ülkeye büyük bir felaketi dayatırken, tam da bu meclis, bu meclisin ruhu o iddiatçı akla karşı çıkmıştır. O yüzden de bu meclis kürsüsünde savaş değil, barış konuşulmalıdır. Bu meclis kürsüsünde toplumsal barış olduğu kadar komşularımızda da barışı gözeten bir yaklaşım hakim olmalıdır. Şiddet değil, savaşın dili değil. İkinci büyük savaşa girmedik. İkinci büyük savaşa girelim diye yine bu mecliste konuşanlar vardı. Yine faşizmi körükleyenler vardı. Nazi sevdalıları vardı. Ama o gün yine bu meclis iradesini ortaya koymuş, savaştan kaçınmıştır. Bakın, dönemin cumhurbaşkanı bu savaşı engelledi diye ona karşı çıkanlar, senin yüzünden aslında büyük bir fırsat kaçırdık, ekmeğimizden olduk, bak ekmeği karne ile alıyoruz diyenlere çok manidar bir cevap verir. Evet, ekmeğinizden oldunuz ama çocuklarınız babasından olmadı. Evet, bu meclisin hafızası budur. Bu hafızadan yoksun olanların gelip bu meclis kürsüsünde savaş çığırtkanlığı yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu mecliste de barış mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her yerde barışa karşılar. Her yerde. Barış sözcüğüne bile tahammülleri yok. Bunlar savaş, şiddet, yıkım politikaları üzerinden kendilerini var etmişler. Bunlardan biri de tabii ki kentsel yıkım. Geçtiğimiz günlerde yine bir İstanbul depremi yaşadık. 99 hafızamız canlandı. 99'dan bugüne tam 20 yıl geçmiş. Tarihsizliğe bakın ki 17 yılını bunlarla geçirmişiz. Bu 17 yıl sonra bu depremle beraber anladık ki İstanbul büyük depreme hazır değil. Deprem toplanma alanları bile kalmamış. Deprem toplanma alanlarına bile inşaat yapmışlar. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi, sanki 17 yıldır iktidarda değillermiş gibi, sanki 25 yıl boyunca İstanbul'u bunlar yönetmemiş gibi kalkmışlar, kentsel dönüşüm yapacağız. Her yıl 300 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun 100 bini İstanbul olacak. Her şeye baştan başlama haliyle konuşuyorlar. Oysa kent büyük bir risk altında. Bu riskin müsebbibi bu zihniyet. Peki
Deprem toplanma alanları yok. Ne var? Millet bahçeleri var. Evet, millet bahçeleri var. Hatta bu millet bahçeleri öyle bir şey ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bile dile getirildi. Hem de neye karşı dile getirildi? Ekolojik krize çözüm olarak. Düşünebiliyor musunuz? Millet bahçeleri küresel ekolojik krizin çözümü. İşte düştüğümüz durum bu. Bizi utandıran durum bu. Kentte deprem zamanı toplanma alanı kalmamış, millet bahçeleri aslında küresel sistemin, küresel ekolojik yıkımın çaresi olarak anlatılıyor. Oysa biliyor musunuz Türkiye plastik ithalatında lider ülke. Evet, bu ekolojiye millet bahçelerini gösterenler plastik ithalatında Türkiye'yi lider yapmışlar. Türkiye sadece ekonomide 5 kırılgan ülkeden biri değil, küresel iklim krizine katkı yapan 5 ülkeden biri de yine Türkiye. Ve bu durumda Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı ekolojiyle ilgili konuşuyor ve diyor ki millet bahçeleriyle aslında ekolojik krizi önlüyoruz. Bunların bir elinde hurafe, bir elinde rant var. İşte bu hurafeci akıl, bu rantçı yaklaşım bu kentsel yıkımların en önemli müsebbibidir. Yine diyorlar ki önce memleket demeli. Evet, önce memleket demeli. Önce saray dememeli, önce müteahhit dememeli. Önce mermi dememeli. Önce memleket demeli. Önce memleket demek için bu ülkenin akciğerleri olan Kaz Dağları'nı Kanadalı maden şirketine peşkeş çekmemeli. Memleketten manzaralar mı görmek istiyorsunuz? 12 Ekim'de Kaz Dağları'na gidin o zaman. Memleket manzaraları görün. Önce memleket demek için Yazlık Saray adına 40 bin ağaç kesilmemeli. Önce memleket demek için Dersim Dağları bombalanıp orman yangınları çıkartılmamalı. Önce memleket demek için Mardin köylüsü yoksulluğa mahkum edilmemeli. O ekilebilir araziler yok edilmemeli. Van Gölü kirletilmemeli. Karadeniz'e o yol yapılarak Karadeniz çiftçisini sele mahkum etmemek gerekir. İşte o zaman önce memleket denir. Yoksa gidip hamaset yaparak, prompterden okuyarak önce memleket filan denmez. Memlekette kriz de yıkım da bitmiyor. Ekonomik kriz çok derin. Ama dinleseniz aslında mucizeyi bulmuşlar. Cari açık düşecek. Bütçe açığı düşecek. Büyüme bu sene %0.5 ama seneye 10 kat artacak, %5 olacak. Enflasyon düşecek, işsizlik düşecek. Harika. Bir mucize. Peki nasıl olacak bu mucize? Yapısal dönüşümler de gerçekleşecek bu arada. Peki nasıl gerçekleşecek? Kaynağı nereden bulacaksınız? Borçlanmıyorsunuz, bir şey yok. Kaynağın yolunu bulmuşlar. Kaynak halk. Halkı yoksullaştırmak ve halkın elinde avucunda ne varsa almak. Bunun yöntemi de zamlar. Ve tam o sırada bu mucize açıklanırken elektriğe %14.90, 15 değil, 14.90 zam yapıyorlar. Bir yıl içinde elektriğe %60 zam yapılmış. Doğalgaza %52, akaryakıta %30. Ben gelmeden buraya biraz önce 27 kuruş daha zam yaptılar. %32 oldu yani. Gıdaya %50, süte %50, her şeye zam. Ve ekonominin büyümesinden anladıkları, istikrardan anladıkları aslında bu toplumsal yıkımdır. Kentleri yıktıkları gibi emekçileri de yoksul hakları da bu toplumsal yıkıma mahkum ediyorlar. Cari fazlayla övünüyorlar. Evet, cari fazla iyi bir şey ama nasıl verdiğiniz önemli. Cari fazla verdiğimiz yılları hatırlatmak istiyorum. 1994 büyük kriz. 2001 büyük kriz. Şimdi yine bu cari fazla verdiğimiz yıl aslında derin bir krizin içinden geçtiğimiz yıldır. Bu denli adaletsizlik varken, bu denli gelir adaletsizliği varken hiçbir ekonomi programı başarılı olamaz.
Hele böyle bir yepçi, repçi bakanla hiç başarılı olamaz. Ama bu arada market alışverişini de, Cumhurbaşkanı'nın market alışverişini de izledik. Aklımızda alay eden bir PR çalışması. Gitmiş 3 tane bisküvi almış eline. 3 bisküvi 4,5 lira. Bak ben de alışveriş yapıyorum. Ben de sizden biriyim imajı. Harika. Senin oturduğun sarayın aylık gideri 4,5 milyon. Sen bizden filan değilsin. Aynı gemide filan da değiliz. Senin bindiğin geminin adı Titanic. Buzdağına doğru gidiyorsun. Allah bere bir an önce kavuşursun. Peki ne yapmalı? Bir şey yapmalı. Oturup bunları seyredecek halimiz yok. Bunlardan ülkeye bir hayır da yok. Bir şey yapmalı, evet. İşte bu yüzden de ne yapmalı sorusunu önümüze koyduk. Ülkemiz için, ortak vatanımız için yurtsever bir anlayışımızla aslında bir çözüm süreci üretmek için adım attık. Dedik ki gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Herkesi buna davet ettik. Bu AKP, MHP, faşist bloğunun karşısında gerçekten emekçilerin, kadınların, bu ülke toplumunun yan yana gelerek demokrasi konusunda adım atması gerekiyor. Bu çalışmayı hep birlikte yapmalıyız. Toplumun tüm kesimleri bu çalışmaya katılmalıdır. Evet, bir seçenek için ne olabileceği konusunda aslında 31 Mart seçimleri önemli bir örnek oluşturdu. Şimdi bu konuda ısrarcı olmalıyız. Bu konuda ön yargılarımızdan kurtulmalıyız. Bu konuda aslında memleket meselesine kafa yormalıyız. Bütün herkesi bu çalışmaya davet ediyoruz. Demokrasi İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Tabii Demokrasi İttifakı içinde aslında bu ülkede demokratik bir anayasa açısından da çalışmaya ihtiyacımız var. Demokratik bir cumhuriyete ulaşmak için hiç geç kalmadan bir anayasa çalışması yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu uydurma sistemle yol almamız mümkün değil. Bunu bir tek biz söylesek, tamam yine HDP söylüyor diyecekler. Kendileri bile söylüyorlar. 4 yıl boyunca sistemi rehabilite edeceklermiş. Hasta ölmüş, ne rehabilite edeceksin? Bu sistem değişmeli. Bu sistemi değiştirmeliyiz. Bu sistemde ısrar Türkiye'nin çürümesidir. Türkiye'nin tükenmesidir. Sadece Türkiye'nin değil, bütün çevremizde, Suriye'de, Irak'ta çözümsüzlüğün nedeni de yine bu sistemdir. İşte bu sisteme son vermemiz gerekiyor. Birisi çıkıyor diyor ki Cumhurbaşkanını %50+1 ile seçmeyelim. Neyle seçelim? %40 ile seçelim. İyi. 2 kişi %40 alınca Cumhurbaşkanlığı eş sistemi mi olacak? Bunlar aritmetik de bilmiyorlar. Bunlar birinci sınıfa gitmişler, oradan terk etmişler. %40 ile seçelim. Ama siz şimdi %40 dedin ama son araştırmalara bakmamışsın. Son araştırmalar gösteriyor ki küçük ortağınla beraber artık %40 bile etmiyorsunuz. Haftaya %35, sonra %30. Böyle gider. Bu gidişata dur demeliyiz. Cumhuriyetin demokratikleşmesi bugün 100 yıllık deneyimimizden anladığımız en net siyasi mesajdır. Eğer cumhuriyeti demokratikleştiremezsek tek adam iktidarlarına kapı açmaya devam edeceğiz. 100. yıl 1920'nin 100. yılını bu yıl hep birlikte yaşayacağız. Meclis Başkanı dünkü açılışında buna bir gönderme yaptı. Çok sevindim. Çok önemli bir göndermeydi. 1920 önemli bir tarihtir. O meclisin hukuku önemli bir tarihtir. O günden bugüne dönüp dönüp bu 100 yıl içinde yaptığımız hatalarla övünmek yerine yaptığımız hatalardan, yanlışlardan ders çıkartarak 1920'de ortaya koymuş olduğumuz o önemli hukukun gereğini yapmalıyız, geliştirmeliyiz.
O meclise dönün bakın. O mecliste kimler var? O mecliste olanlarla birlikte ancak ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edebiliriz. İşte o yüzden 1920 meclisi, o yüzden 1921 anayasası referans bir metin olabilir. Şimdi bu anlayışı, bu hukuku geliştirebiliriz. Günün koşullarında, bugünün dinamikleriyle, bugünün siyasetiyle yeni bir yol, üçüncü bir yolu hep birlikte açabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bu toprakların tarihi, bu toprakların geleneği, kültürü buna olanak sağlıyor. Bu topraklar kadim halkların bir arada yaşama iradesinin cisimleşmiş halidir. Bunu yok sayarak, tekçiliği dayatarak yol almak mümkün değildir. İşte 1920 dediğinizde dönüp bakmanız gereken çoğulculuktur. Dönüp bakmanız gereken laikliktir. Dönüp bakmanız gereken cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Bizim üzerimize düşen de demokratik cumhuriyet mücadelesini bu meclis çatısı altında ve olduğumuz her yerde, Ahmet'te, Mardin'de, Van'da, sokaklarda, her yerde demokratik cumhuriyet mücadelemizi yükseltmektir. Kayyum rejimine karşı yerel demokrasi mücadelesiyle yeni bir cumhuriyeti, demokratik cumhuriyeti hep birlikte var edebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, felakete giden yol kaderimiz değildir. İktidarın kötü yönetimi, savaş politikaları ve çıkar hesaplarının sonucudur. Bu gidişatı durdurmak da bizim boynumuzun borcudur. Ben hepinize çalışmalarınızda, mücadelelerinizde başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.